Evet. Tabii. Bir dinamikler. Peki, Dilay bu dedikoduyu sevgilisinin çıkardığına nasıl bu kadar emin? Şimdi hakkında bir dedikodu çıkar ve oradaki bir detay anlarsın. Doğrudur. Hı-hı. Ve oradan dersin ki bunu o çıkardı. Bunu bir tek şimdi o biliyor. Şimdi bu iddialardan hangisi doğru ki Dilay bir anda esti gürledi? Dilay'a gerçekten sevgilisi pahalı hediyeler aldı mı? Ve şunu da merak ediyorum. O hediyeleri geri verdi mi? Ben olsam lanet olsun der gönderirim bu, yani. Hayır. Dilay'a soralım. Tabii Dilay'a soralım. Dilay'la çünkü cumadan bu yana konuşuyoruz, evet. Gözyaşları içinde. Dilay'ın saklayacağı hiçbir şey yok. Faruk Sabancı daha hani iddia edildiği üzere bu haberi eğer yaptırdıysa bir şekilde daha buna şey olmadan gönder. Bitir. Tabii aynen yani öyle. Yani insan çünkü biter, anlar. Biter bitmez. Anlar şeyi anlar. Karşındaki kişiyi anlar. Neler yapıp çünkü neler yapamayacağım. Çünkü bu çok çirkin bir leke. Şimdi evet. Arama motoruna Dilay Korkmaz yazdığın zaman... İşte sevgilisine milyonluk hediyeler aldırıyor. Bir de üstüne yüklü miktarda borç istiyor. Borcu da alamayınca, para alamayınca da ilişkiyi noktalıyor. Hı, İmaj evet. Da çok çirkin. Evet yani kötü bir imaj çizmeye evet. Çalışmış ama vermek de geri vermek de ben doğru bulmuyorum. Esra bir edemez mi? Ama niye bu kadar ilişkinin içinde o hediyeleri yaptı? O da onun hakkı artık. Ona ait olmuş bir şey. Niye verse, hani hediye verdi aldı ya yapacaksın tabii ki. Niye bu kızcağıza bir şeyler yaptın onu mutlu ettin? Neden ben seninle yıllarımı zamanımı verdim? Niye geri vereyim yani ben? Yani herhalde toplumda genel olarak kadının yaptığı fedakarlık eşittir verdiğim zaman. Erkeğin yaptığı fedakarlık aldığım araba... Takı götürdüğüm tatil bu mudur? Evet, yani demek ki karşılığında bu olarak gözüküyor ama bu yatırım para vermek evet bu hanımefendi de belli ki kendi parasını kazanıyor ama ne evet. Yaparsa yapsın karşısındaki kişi kadar kazanamayacağı belli. Evet. Şimdi zaten onu mutlu etmek için alamayacağı şeyler var ama belki istediği şeyler var. Onu yapmış zamanında istemiş onun karşılığında sarılmış öpmüş daha da çok sevgisini vermiş karşılığında daha da çok kalbini yüreğini açmışsa evet. O zaman o hediye onlar artık hediye değil ona ait eşyalardır o, onu geri vermek zorunda da değil. Vermemeli evet. De o da onun karşılığında ona kalbini hayır, verdi şu, zamanını verdi o zamanı geri alamaz para geri verilir hadi zamanını versin kızın. Evet. Esra aslında buradan şeye de gelelim böyle toplum nezdinde maddi anlamda büyük holdinglerin veliahtları diyoruz. Onlarla flört etmek, çıkmak, evlenmek zorlayıcı şeyler mi? Çünkü hep bir imtihanlardan geçiriliyorsun. Beğeniliyor musun, beğenilmiyor musun? Flört ederken kurallara uyuyor musun, uymuyor musun ya da evlendikten sonra? Seni neler bekliyor falan değil mi? Evet çünkü bir de... Toplumsal olarak da göz önünde olduğun için birçok anlamda hem damgalanıyorsun hem de yargılanıyorsun aslında. Aynı zamanda o kişilerin aileleri tarafından da tabii. Şimdi çok zengin ya da böyle belli bir güçlü ailenin çocukları olunca hep tabii ki algısal olarak acaba parası için mi geldi? Acaba bunun için mi bu kişiyle birlikte oldu? Ama biz bu çocuklara baktığımızda bu çocukların ya da bu gençlere baktığımızda bunlar yakışıklı da çocuklar. Görsel olarak da hoş belli bir albenisi olan neden bu kişilerle sadece parası için birlikte olunsun? O da onları aslında aşağılayan bir şey. Yani mesela bir erkek de o parası için olsun ama bakıyorsun eli yüzü düzgün. Mesela bu çocuk da eli yüzü düzgün bir çocuk. Niye sadece parası için birlikte olsun? Evet. Belli ki gerçekten sevgi duygusu hissedebilir. Yoksa 3 yıl sürmez. 3 yıl sürmez yani. Belli ki karşılıklı birbirlerine duygusal, tensel, uyum yakalamış ve mutlu olmuşlar. O yüzden bu da böyle damgalayan ama bir şey o kişilerle birlikte olmak. Cemiyet dünyasında ne hikayeler var Esra sen de duyuyorsundur. Bir böyle çok zengin, varlıklı bir ailenin çocuğu manken sevgilisiyle yurt dışına tatile gidiyor. Çocukcağız işte banyoda artık duş mu alıyor bilmiyoruz. Pardon kızımız banyoda duş alıyor. Oğlan da kızın cep telefonunu karıştırıyor. Hı hı. Cep telefonunda bir mesajlar var. Yani şimdi... Çekemeyeceğim artık bunu. Annesinden de bıktım. Kredi kartını alacağım, alışverişe çıkıyorum birazdan. İşte bilmem ne çantası falan alacağım. O mesajları gördükten sonra çocuk ilişkiyi bitiriyor. O ilişki de değil mi? Kaç yıllık ilişki?
Bayağı daha fazla. Onu görmüş olmak ama bir erkeğin canını acıtır. Oo. Kimse kendini sadece tabii, para için birlikte olduğunu öyle düşünmek istemez. Evet. Yani o rahatsız edici bir şey. Tabii ki koyuyor, biz hep diyoruz yatırım yapsın işte, kadın için bir şey yap ama hiç kimse, hiçbir erkek, hiçbir kadın sadece onun parasıylaymış ve o sebeple birlikte olmuş olduğunu hissetmek istemez. Bu çok acı verici bir ama şey. Ama o hanımefendiye sorsam büyük aşk, büyük sevgi, hiçbir maddi çıkar beklemiyorum diyordu. Madem bu kadar bizlere bunları açıkça söyleyecek kadar akıllı ve zekisin, niye o mesajları cep telefonunda tuttun? Ay evet, fena yani, çok kötü bir çok şey. Çok uyanık olsaydı şey silerdi yani, değil mi? Çok. Dilay Korkmaz'dan mesaj var. Dilay diyor ki iddiaların hepsi yalan. İki çantanın lafını yapmak çok çirkin. Demek iki çanta alınmış. Evet. Ben de aldıklarım hakkında konuşuyor muyum? Ha, o ben de ona hediyeler aldım ama ben konuşuyor muyum? Çünkü çok çirkin konuşmak diyor. Ben zaten bütün her şeyi yalanladım. Daha kendimi ispat etme çabasına girmeye gerek duymuyorum. Göz var, izan var demiş. O bana bu çantaları almadan önce de ben o çantaları kullanıyordum. Demek gönder, ki ortaya Dilay atılan iddialarda bu çanta kısımlarını görünce ha demiş. Bu dedikoduyu Faruk yaydı. Çünkü Dilay o çantaları... Çantaları gönderiyor musun Dilay? Cep telefonunda da şeyde de Instagram'ında da paylaşılıyor. Ha, paylaşıyordu. Paylaşıyordu. Şimdi sosyetede... O çantaları kullanmaya devam edecek misin Dilay'cığım? Evet, ona yani da cevap versene. Sosyetede o çantaları... Et. Ha. Et senin hakkın öyle o. Aa, ben et diyorum valla, kullansın onun artık onlar. İsteyemez de geri. O da onun zamanını geri versin. Ay o ben zaman geri vermesem bile yakarım. Vallahi, o çantayı her taktığımda aklıma gelir. Mevzusunu bile ettirmem. Çantayı keser gönderirim ya evet, kesmem. Gönderirim başka birisine hediye etsin. Bir de kızın zaten yaşam tarzı oymuş yani. Zaten diyor ki ben zaten bu tarz hani marka çanta evet, severim. Bunları diyor zaten kullanıyordum. Evet. Şimdi siz birine bir şey alırken bir de bakarsınız ne giyiyor ne takıyor diye. Ona göre de bir şeyler alırsınız aslında. Hani bunun standardı bu. Zaten o standarda sahip bir kızla birliktesin. Hediye almak istersen onun standardı aşağısında bir şey almayacaksın. Ama şimdi o çantayla herhangi bir paylaşım yaptığında ya da davete aynen gittiğinde o sorularla ya da Instagram'da o mesajlara maruz kalacak Esra. Evet. Şimdi kendi satın aldığı çantayla bir yere giderken poz verdiyse altına yazacaklar. Aa, sana Faruk Sabancı'nın aldığı bu muydu diye. Hmm. O çantada kardeşim ne çanta? Sosyetede onu takmazsanız davetlere bile alınmıyorsunuz. Evet, cevap geldi. Çantaları geri yollayacak mısın dedik. Dilay diyor ki o bana aldıklarını yolladı mı? Aa. Ben neden yollayayım ki? Aramızda böyle bir konu asla geçmedi ama isterse de hemen yollarım. Vallahi ben ay, istemesini falan beklemem. Tamam sen Esra'yı dinliyorsun biraz. Niye göndereyim ki kafasındasın yani, ama lanet olsunlar gönderirim. Evet ve ben... Her hani, taktığımda aklıma gelir. Ben de ona ne aldım, ben de bunu sözünü etmiyorum lafını da ben etmem. Çünkü evet, bu onun şeyine düşmek demek. Tabii. Evet, aynı değil konuşmak şey, demek. Yani alır zaten bence bir kadın zaten erkeğe göre daha az maddi miktarda bir şey alması lazım ki. Çünkü erkek hani dedim ya maddi gücüyle kendini de aslında iyi hissediyor bir yandan. Onu gösterebilmek yani maddi gücü de birazcık erkekliğin gücü anlamına da geldiği için. Kadın zaten karşısında onunla aynı miktarda bir şey almaz. Daha küçük bir şey sana alacaktır. Kolundaki saat şimdi evet, onun en azından bir 2-3 milyondur. Şimdi bu o kadarlık nasıl kadar zaten alacak? Sana bu konuda katılmayanlar da var. Nerede kadın erkek eşitliği diyordunuz. Konuğunuz niye öyle söylüyor diyorlar. Şimdi şöyle da cevap verir misin? Hemen söyleyeyim. Hukuki olarak, sosyal olarak kadın erkek tabii ki de toplumda eşit haklara sahip olmalı. Ama farklıyız. Farklı olduğumuzu unutmamamız lazım. Yani farklılık ne? Bir kere erkek ve erillik kavramıyla dişilik kavramı var. Eşitiz ama farklı olduğunuzu kabul edeceksiniz. Hiçbir erkekle hiçbir kadının hormonları aynı çalışmıyor. Sizi hormonlar yönlendiriyor. Evrimsel olarak getirdiğiniz bazı süreçler yönlendiriyor. Ve siz eğer bugün gelip ilişkilerin bana niye kısa sürdüğünü soruyorsanız hiç ilişkiye emek harcamadan, yatırım yapmadan bir erkek sizinle birlikte olursa eşitiz diyerekten her şey hızlıca yaşansın ya da eşitiz diyerekten hiçbir erkeğe yatırım yaptırmayın. O ilişki kısa süreli olacak. Sizin değeriniz daha az olacak. Çünkü bir beyin yapısı çalışması var. Beyinlerimiz ayrı yani erkeklerle. Bu değişmedi. Eğer erkekler ne zaman çok daha feminenleşir ve değişmeye başlar o zaman değişir. Ama şu an, şu an daha dişilik özellikleri baskın olmaya başlar o zaman değişmeye başlar. Ama erkeğin belli bir hormonal dengesi var. Belli bir beyin yapısı var. Ve kadın için bir şeyler yaptığı zaman, onun için hayatı kolaylaştırdığı zaman, onun hayatının için bir fonksiyonu olduğu zaman erkek kendini iyi...